Herkese merhabalar, benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barış çiçekleriyle geldim. Bugünkü videomuzda barış çiçeklerimizin bakımını paylaşacağım, barış çiçeklerine yaptığımız hataları paylaşacağım, barış çiçeklerine nasıl bakmamız gerekiyor ki yaprakları koyu yeşil olsun, parlak olsun ve sağlıklı olsun. Ben barış çiçeklerime nasıl bakıyorum? Ben kış aylarında yapraklarından 10 gün aralığıyla besliyorum. Bunu doğal yollarla besliyorum arkadaşlar. Yaptığımız doğal kürlerle 10 gün aralığıyla ayrı ayrı kürler püskürtürüm yapraklarını nemli tutuyorum. Barış çiçeklerimizin yaprak uçlarının yanma sebebi birinci olarak kuruluktan oluyor. İkinci olarak da saksı büyüklüğünden oluyor. Yapraklarının parlak olması yapraklarından beslediğimizde bu şekilde güzel yaprakları oluşmuş oluyor. Parlak oluşmuş oluyor. Sağlıklı oluşmuş oluyor. Ben barış çiçeklerine hangi kürler veriyorum? Yapraklarından beslediğimde yumurta kabuğunu bir gece suda bekletirim. Ertesi günü çiçeklerimin yapraklarına püskürtürüm. Altına püskürtürüm. Gövdesine püskürtürüm. Altına üstüne gövdesine püskürtmeyi unutmayın. Daha sonra muz kabuğunu kuruturum arkadaşlar bir güzel. Üzerine kaynar su döküyorum. Bir kavanozun içerisine koyup bir gece bekletirim. Güzelce demlenmesini sağlıyorum. Daha sonra çiçeklerin 10 günden sonra yapraklarından besliyorum. Yapraklarına püskürtürüm. Çiçeğinizin yapraklarından beslediğinizde 10 gün aralığıyla yapmanız gerekiyor. Köklerinden beslediğinizde 15 gün aralığıyla yapmanız gerekiyor. Ben bu kanalımızda ayrı ayrı kürler tarifi veriyorum sizlere. Videolara bakarken, izleyerken ard ardı kürleri vermeyin. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Her kürün arasında köklerinden beslediğinizde 15 gün arası ara bırakmanız gerekiyor. Yapraklarından beslediğinizde 10 gün ara vermeniz gerekiyor. Verdiğiniz kürler de ayrı ayrı kürler verin arkadaşlar. Ayrı ayrı kürlerle verdiğinizde çiçekleriniz çok güzel sağlıklı büyüyecek ve her vitaminden emmiş olacak. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Çiçeklerimizin eğer çiçekleri yeşil olduysa. Neden yeşil oluyor? Bir takipçimiz yazmış bana benim barış çiçeğim yeşil açtı. Bakın arkadaşlar yeşil Yaprak renginde bir yeşil. Aslında bu çiçek de daha önceden bunun gibi beyazydı. Zamanı geçtiğinde bu şekilde yeşilleşiyor Direkt çiçekleriniz yeşil açmışsa o bu barış çiçeğinden değil arkadaşlar. Eğer yaprakları bunun gibi barış çiçeği ise de yeşil açmaz, beyaz açacak. Bu türler yeşil açmıyor, beyaz açıyor. Direk yeşil açan barış çiçeği Türkiye'de barış çiçeği değillermiş bazı yerlerde. Ben bilmiyorum. Bakar mısınız yaprağın altına yeşilleşmeye başladı. Bu da aynı şekilde bunun gibi yeşil olacak. Yeşil açan barış çiçeğine aslında yelken çiçeği değillermiş arkadaşlar. Yelken çiçekleri direkt yeşil açıyor. Ona barış çiçeği değilmiyor. ama Türkiye'de bazı yerlerde barış çiçeği deyilirmiş. Ben o kadar da bilmiyorum. Bizim buralarda ona başka ad diyor Barış çiçeğinizin çiçeği aslında doğru barış çiçeğinizin çiçeği bu şekilde beyaz oluyor. Daha sonra zamanı geçtiğinde bu şekilde yeşilleşiyor. Sararmaya başladığında da çiçeğinizin çiçeğini budayabilirsiniz. Barış çiçeklerimize kür veriyoruz. Doğal kürlerle besliyoruz çiçeklerimizin güzel yaprakları oluşması için nemli tutuyoruz. Bu şekilde doğal kürler verdiğimizde bazı hanımlarımız diyor ki sinekler oluşmuş oluyor, karıncalar geliyor. Yani bende o şekilde bir durum olmadı. Karınca da gelmedi, sinekler de olmadı çiçeklerimde. Ben ayda bir kere sinekler varsa da arkadaşlar, 10 günde bir kere yaparım. Sinekler yoksa da ayda bir kere yapıyorum saksısına üzerine karabiber serpiştiriyorum toz karabiber serpiştiriyorum toprakla birbirine karışmasını sağlıyorum 10 günden sonra toprağına yine zencefil serpiştiriyorum zencefilin çok ağır bir kokusu var bu kokuya karınca sinek böcek kalmıyor arkadaşlar emin olarak söylüyorum hem zencefilin içerisinde antioksidan özelliği var çiçeklerinizin yapraklarını güzelleştirmiş oluyor sağlıklı büyütmüş oluyor. Zencefinin içerisinde olan vitaminleri saysak sayı bitmez. Çiçeklerimizin köklerinin sağlıklı büyümesine mantardan korumuş oluyor. Her türlü hastalıklardan korumuş oluyor. Hem çiçeklerimizin köklerine vitamin vermiş oluyoruz ve hem karıncalardan korumuş oluyoruz. Bir 10 günle geçtikten sonra sigara izmartısını suda bekletin. Güzelce bir gün bekletin. Ertesi günü toprağına dökün çeklerinize bir zararı olmayacak sinekler varsa da toprakta bunun hepsini ardarda arda bir ayın içerisinde yaptığınızda çeklerinizin toprağına sinekler gelmeyecek kurtçukların tohumları varsa da hepsi kuruyup gidecek arkadaşlar karıncalar o topraktan dağılacak bu şekilde güzel bakım yapıyoruz çeklerimiz sağlıklı büyütmüş oluyoruz gördüğünüz gibi benim barış çiçeklerim kocaman bir saksı oldu. Hep sizlerle paylaştım. Eski takipçilerim biliyor. Barış çiçeklerim küçük bir barış çiçeğiydi. Şimdi ne hale geldi? Güzelleşti, büyüdü, sağlıklı. Hepsini sizlerle paylaşıyorum detaylı olarak. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi barış çiçeklerimizle yaptığımız hatalardan bahsedeceğim. Bir çiçeği aldık çiçekçiden veya seradan veya hediye geldi. O barış çiçeğini Hemen saksı değişimi yapıyoruz. Bu birinci olarak hatamız. Hemen saksı değişimi yapılmaz barış çiçeğimize en azı 4-5 ay evinize alışması gerekiyor, size alışması gerekiyor. Sera'dan aldığınız barış çiçeklerinizin yaprakları çok ince oluyor arkadaşlar. Sizin eve alışması gerekiyor. O yüzden 4 veya 5 ay saksı değişimi yapmayın. Barış çiçekleri aslında küçük saksıları sever. Saksı değişimi yaptığımızda büyük saksılara diktiğimizde arkadaşlar barış çiçeklerinin yapraklarının uçularında yanmalar meydana gelebiliyor. Bu da bizim çiçeğimizin ölümüne sebep olabiliyor. Barış çiçeğinizin toprağı kaliteli toprak olmalı, geçirgen toprak olmalı, bol vitaminli bir toprak olmalı. Bahçe toprağına dikmeyin barış çiçeklerinizin yeni ölümüne sebep olabilirsiniz. Yani ölmese de gelişim göstermeyecek. Bir türlü gelişmeyecek. Bir yaprak açacak. Diğer yaprağın ucuları yanmaya başlayacak. Koyu yeşil olmayacak. Bu hatalara dikkat ettiğimizde barış çiçeklerimiz çok güzel, sağlıklı büyüyecek. Sulamasına gelince sulamasını toprak tam kurumadan sulamasını yapmanız gerekiyor. Eğer tam kuruduğunda barış çiçeklerinizin yapraklarını salacak arkadaşlar. Yeniden toparlamak biraz zor olacak. Bugünlük de Anlatacaklarım bu kadar olsun. Umarım sizler için güzel bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.